üniformalı darbecilerin 15 Temmuz gecesinde yapamadığını, üniformasız darbeciler bir kez daha o hali uzatarak yeniden yaptılar. Türkiye'nin terörle ve darbecilerle mücadele etmek için o hale ihtiyacı yok. Türkiye'nin darbecilerle mücadele etmek için çok acilen demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye'de bir OHAL rejimine ihtiyacı olan tek bir kurum var. O da AKP ve AKP'nin içinden yönetildiği saray. Bu OHAL Türkiye ihtiyaç duyduğu için değil, AKP kendisini korumak için ortaya koyduğu bir gerçeğe dönüştü. OHAL açıkça AKP'nin sivil darbe yapmak için kullandığı bir araca dönüştü. 14 yılda ülkeyi cemaatlere teslim ederek 15 Temmuz gecesini bize yaşatanlar, şimdi darbe fırsatçılığı ile kendilerini meclis yerine koymaya bir kez daha devam ediyorlar. Türkiye AKP'nin 14 yıllık cemaatlerle koalisyonunun sonucunda 15 Temmuz gecesinde bir felaket yaşadı. Bu felaketin sorumluları mutlaka hesap vermek zorundalar. Hiç kimse siyaseten zarar görmemek için OHAL rejimi arkasına sığınarak içindeki FETÖ'cüleri himaye edemez. İçinizdeki FETÖ'cüleri ne zaman temizleyeceksiniz? Devleti 14 yıldır FETÖ'ye teslim etmiş olan AKP'lileri, FETÖ'cüleri daha ne kadar koruyacaksınız? Siyaset içindeki FETÖ'cüleri araştırmak üzere kurulmasını teklif ettiğimiz meclis komisyonunun kurulmasını neden reddettiniz? Neden korkuyorsunuz? Darbe komisyonunu işler kılmak yerine önünde engel oluşturmakta neden ısrar ediyorsunuz? Kısacası o hali içinizdeki FETÖ'cülere can simidi yapmaya daha ne kadar devam edeceksiniz? Biz bu sorulara AKP hükümet yanıt verene kadar sormaya devam edeceğiz. AKP'nin o hali FETÖ'ye kalkan yapmasına asla izin vermeyeceğiz. 15 Temmuz'da milletin ve meclisin iradesine kastedenler, vatandaşlarımızı şehit edenler ve onlara bu ülkeyi teslim eden bütün sivil uzantıları ve sivil darbecileri mutlaka hukuk önünde, tarih önünde ve millet önünde hesap vermeye götüreceğiz.